Bugün biz mübarek gecedeyiz ve iki hatıra yaşıyoruz. Birbirinden büyük. Biri Kadir gecesi, biri Emirül Müminin'in şehadetinin gecesi. Ona göre bu iki meselede inşallah biraz açılık veririk ve teberrük ederek zikrederek özlerini inşallah. Birinci isteyim danışım Kadir gecesinden. Kadir gecesi hadisler, rivayetler çok hakkında. Amelleri məlumdur. Hamımız bilir amellerin. Maksuz ki bir günden kabak bundan bir amellerin edipsiz. Ona göre indi bilirsiniz amellerin. Mən Kadir gecesinin amellerinden danışmayacağım. Lakin Kadir gecesinde sirler var. Sirler nedir ki? Koyar aldığımız sevaplar çok olsun. Yani özü değil mi? Kadir gecesi bin ay amelinden üstündü, çoktu. Yok istiyor, hele onun çok olsun. Lakin bazı nasihatler var, bazı meseleler var. Onlarda iltizam etsek, ecrimiz daha artar. Ve amelimiz 100% kabul inşallah. Ben bazı noktalar var, onu müştehitlerin, alimlerin sözlerinden seçibim. Onlardan nasihat alıbam, özün yığıbam, bir iki üç mesele edibim inşallah, hizde arz ederim özün. Birinci mesele, Kadir gecesi, indi Kadir amellerinden başka ben danışayım. Kadir amelleri bilirsiniz, namazdı, bir kez ya Allah okumaktı, cevşen duasını okumaktı falan. Sonra da yani cemai ameller var ki baham ediyor özün, var da ferdi ameli ki herkes tek özü gider, amelini der. Bunlardan başka ben danışayım. İki, insan istifade nice eder bu amellerden en yüksek derecede. Birinci mesele ki bilek bir cüre ibadet eder. İki diye bu ahırıncı saadimizdir. Nece birsiz sene dese ve bu ahırki gecede öleceksin. İbadeni bu cüre eder. İki ahırıncı son hayatımızın sonudur. O cüre bir ibadet eder. Bir gayr mesele var. Bu da çok mühimdir. Bu gece İmam Zaman Ağa'nın gecesidir. Lazım bu gece İmam Zaman Ağa'nın çok dua-ül faracını okuyor. Bu Allahümme kun li veliyyikel Hüccet ibn-i Hasan duasın. Her vaxtınız olanda okuyun özün. İstirahat alisiz ibadelerin arasında okuyun özün. Çok yaxşı olur. Çünkü bu gece melaikeler eniyle İmam Zaman Ağa'ya göre. İmam Zaman Ağa olmasaydı hiç Kadir de olmazdı. Kadir'in mennelerinin biri iki Emir-ül Mümininin vilayeti sübut oldu bu gece. Bu mennelerinin biriydi. Ona göre İmam Zaman Ağa da onun varisidir. Lazım bilir ki bu bizim vazifamızdır ki İmam Zaman Ağa'nı her vakit zikredik şimdi. İkinci, bu gece insan tahir kalsın. Bu gecede gusül var. Hamımız bilirsiniz inşallah çok yüzde gusül edip gelip deyince kimse de tez gelen çatmayan kayıttığından gusül eder müşkül yoktu. Ama bu gecenin en müstehabı ki nice gusülden başladı, gusülden kurtararsan emelleri hatmedersin. Yani gusül, şam namazını kıldı, gusül etti, başladı amellerimize. İndi arada insanın dest namazı bozulsa, misal üçün gusülü dest namaz alabilir. Ondan sonra da ahırıncı amel bu olur özüne ki imsak edenden sonra orucun bir daha gusül atsa yaxşı olur. İki gusülde başlar, gusülde bağlar. Bir gayr mesele var ve bu meselede biz danışıbıq Nim Şaban günü. Özü muhtasar şekilde diyeceğim size. Arkain olarak iki ettiğimiz dua kabuldür. Arkain olarak ettiğimiz amel kabuldür. Eğer insan öz canında şek şüphet koyupsa kim de özünden kabul eden? Biz gelibik Allah'ın kapısına. Allah'ın konağıyık. Ona göre 100% Allah kabul edip bizden.
biz ehliyetimiz yok ise de Allah'ın ehliyeti var, bizi kabul etsin. Lazım bu fikirden insan dua eylesin. Bir gayr mesele var. Bu gece Allah'tan danışın. Ürəyiniz Allah'a açın. Ne günah var ise, bak, yani dua etmenin kaidelerinin biri, ki Allah'a her şeyini söyle. Kim kere insanın günahları olar, ne kadar yakın insana geçse, ne kadar alim insana geçse, her geldi günahın diyebilmeyecek. Ya utanacak, ya da korkacak, ya da bir şey var yüreğinde, şimdi maneiyet olacak. Lakin Allah her şeyini görüp, her şeyini biley. Sen unutupsan özü biley. Ona göre böyle vakit insan Allah'a subhanahu wa ta'ala dua edende, İki günahlarından ne gelse fikrini Allah'a desin özün. Ben falan gün yalan dedim, ben falan gün günah eledim, ben falan gün eziyet ettim, ben falan gün orladım, falan gün. Her günahın Allah'a desin. Yadına da gelmeyen, yadından çıkan cümleden danışsın. Desin ben günahkar adamım, beleyim, beleyim, ya Allah bana bağışla. Allah'tan danışın. Bu gece icaza var. Bir gayr mesele var, istiğfar elemek. İstiğfar etmek nedir? İstiğfirullah Rabbi ve etubu ileh. Lakin bunun tamamlığı var. Yani normal vakit istiğfar ediyoruz. Biz de istiğfar ettik kabak. Bir gayr istiğfar da var hele. Bu istiğfar mürekkepti iki sözden. Lakin istiğfar istemeyeyim dilden diyek. İstiğfirullah. Düzdü, yakşıdı dilden demek. Ama o şartla ki ben ya Allah tövbe ettim. Dehe bu günahlara kayıtmanım. İstiğfar eden bu şartla etsin. İkinci şart nedir bu istiğfarda? Çin'e Muhammed ve Ali Muhammed'in zikrini koyarsan. Allahümme salli ala Muhammed Ali Muhammed. Yani böyle diyersen. Estağfirullah Rabbi ve etubu ileyh. Allahümme salli ala Muhammed ve Ali Muhammed. Bir gayr meselede işaret edin içine. Biz bu gece çok dua edeceğiz. Lakin duaların mühimlerini seçer. Şimdi subay olan ister evlenmek, uşağı olmayan uşağı ister, hasta olan şefalık ister, fakir ol kasıb olan rızık ister, her şey. Lakin var dualar bunlardan üstündü. Bunları isteyin. Lakin onlara terkiz edin. Neye terkiz edin? Bir iki, insanın akibası ahırı hayır olsun. Bu çok mühimdir. Ki Allah'tan isteyen akibemiz, ahırımız hayır olsun. Bakın aziz kardeşler, çok insanlar var, bir mesel var, İranlı meseldir o zaman, güzel meseldir. Bir biri bütün ömrü dedi, Samad, Samad, Samad ahırında dedi, Sanam, sehf etti, Ataş ehlinden oldu. Bunun menesi, dirham ömrü dedi, Samad Allah'ın adıdır. Samad, Samad ahırında dedi, Sanam, Sanam yani büt. Ahırında dedi, büt, Ataş ehli oldu. Biri de bütün ömrü dedi, Sanam, sanam yani büt, büt, büt. Ahırında dedi, Samad, Allah'ı zikretti. Ehli cennet oldu. Biz, koy bir gün gerek ki bir gün sonumuzdur. Bir gün ahırımızdır. Bu sehfi etmeyek, Allah'ı zikredek. Samad'ı zikredek. Bir de, ne isteyek? Yani indi ahırımız hayır olsun. İsteyek ki Allah subhanahu ve teala bize Muhammed ve Ali Muhammed'den ayrı elemezsin. Bir de istiyak Allah'tan ki bizi ataştan uzak eylesin. Bir de istiyak Allah'tan bizi cennette Allah'a yakın eylesin. Normal cennette razı olmayın. İsteyin Allah'a yakın. İsteyin Ehl-i Beyt'in komşusu olmak cennette. İsteyin Peygamber'in komşusu olmak. Onların komşusu olsaydı cennette Allah'a yakın olarsınız. Bir de İhtiyac isteyeceksiniz bu gece. İhtiyaclarınızı dünya için koymayın. Düzdü dünyavi ihtiyaçtır. Ama dünyavi koymayın özün. İhtiyaclarınızı isteyen de ahravi de koyun özün. Misalim, biri kasıptır, rızkı yoktur. Ki Allah'a dua eder, bana rızık ver. Demesin Allah'a bana rızık ver, sakit kalsın. Yok, böyle dua etsin. Ya Rabbi, bana rızık ver. İki imkanım olsun, ben de bu kasıplara
bir kömək edim, imkanım olsun, mən də bir məscid dikim, imkanım olsun, mən xumus veririm, imkanım olsun, zəkatlarım veririm, imkanım olsun, hər kasıba bir kömək, əl kömək atım. İki, istəyəndə bir şeyin dünyaya da istəyin, ahirətə də istəyin. Misal üçün, birisi subaydı istəyə evlənsin, dua etsin, ya Rabbi ki, özünə versin bir mümin, əgər qız isə, əgər oğlan isə, mən deyirəm, iki tərəfdən də dua etsin ki, həyatındakı şərik olan İki, mümin olsun, dindar olsun, arvad isə hicabında mültezim olsun ki, bu uşaqları bir cürə bəsləsin, özlərin əhli iman etsin. Dünyavi, axıravi iş. Bir-birinə şəfaət etsinlər qiyamət günü, belə şeylər istəyin. Bir də dua eləyin, Allah uşaqları salih eləsin. Nəyə görə? Tara insan öləndən sonra dünyadan hər şey kəsiləcək. Ancaq üç şey qalacaq. Bir ilim, kitab yazıbsa filan, qalacaq. Bir də sadaqatun cariyə, yəni sadaqa veribsə, misal üçün kitab çap edibdi, məscid dikibdi, Hüseyniyyə dikib filan belə şeylər. Nə qədər burada ibadət olunur, özdə orada özünə savab gidəcək. Bir də uşaq mümin isə, vələdun salihun yəd'u ləhu, əgər oğlu mümin isə, belə dua edək Allahdan ki, uşaqlarımız, Allah subhanahu teala'dan istəyirəm, hamımıza uzun əmirlər versin, sıhhat, afiyyətlə, lakin ölüm haqdır. Dua edək Allahdan ki, uşaqlarımız da əhli iman etsin, əhli taqva etsin, əhli beti yolundan ayrılmasın ki, biz öləndən sonra bizə dua eləsinlər, bizə ihsan yollasınlar. Bu, dünya və axirə xeyri istəməkdir. Mən həqiqətən, yəni Necəfdə qalan vaxt çox müştəhidlərdən oturubam, görüşübəm. Hamısının bir söz, bir gözəl duaları var. Kimlə gidərdim, bir gözəl də edər, deyədir, Allah dünyanın və ahirətin xeyrini versin sizə. Mən də onların dilindən sizə deyədim, Allah sizə dünyanın və ahirətin xeyrini versin, inşallah. Bu gecə çox mühimdir, insan bir uzun səcdə eləsin. İmkanı olan 10 dəqiqə, 20 dəqiqə, 1 saat, 40 dəqiqə, hər kəs imkanına görə nə qədər çatıq, bu dediğimiz duaları o səcdədə eləsin. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir hutbasında bir söz deyir. Çok mühim sözdü. Deyir, وَظُهُورُكُمْ ثَقِيلَةٌ مِنْ اَوْزَارِكُمْ فَخَفِّفُوا عَنْهَا بِطُولِ سُجُودِكُمْ Deyir, belləriz ağır olubdu günahlarınızdan. Onu yüngüllədin uzun secdelerden. Ne kadar mühimdir insan uzun secde eləsin. Bu secdədə də təsbih edersen, zikir edersen Allah'ı, istədiyi istərsən. Bir də bir çox mühim məsələ var ki, Qadir surasını oxumaq bu gecə çox müstəhəbdir. Deyir, bütün günahları silər və mələkələr deyərlər, ey adam oğlu, sən Qadir surasını oxudu, günahları sildik, sənə təzə səhifə açdıq, təzə səhifədə yaxşı əməlləri yaz. Bu da çox mühimdir. Bir də əməllərim yenə biri sadaqa vermək. Mən burada sizə dedim ki, istəyir bin ay əməlindən çox. Deyir, bu gecə sadaqa verən hası əməl etsə iki sayılar. Yəni, biz normal vaxt sadaqa verəndə 10 sayılıyıq, Ramazanda 100 sayılıyıq. Ramazanda sadaqa verdik, bu sadaqa bin ay əməlindən çox sayılacaq. Ləkin bir qeyr vazifası da var sadaqanın bu gecə. Deyir, bu gecə sadaqa verən iki sayılır. Yəni, bin aydan çox nə olur? 2000 aydan çox sayılır əməlidir. Fə biz niyə əlimizdən gidiyoruz? Gədiyib bizdən bu səvab. Bir sadaqadır. İmkan, hər kəs imkanına görə. Bu az da olsa, 50 rubl, 100 rubl, 300, 1000, hər kəs imkanına görə. Heç kasıb olan yoxdur da pulu verməsin pul. İki rikət namaz qılsın, öllərinə hədiyə versin, özün sadaqa versin. Müminlərin rühünə sadaqa versin özün. Genə sadaqa sayılır. Ham bu belə balaca əməllərdir, amma çox faydalıdırlar. İkinci məsələ içində danışaq bu gecə Əmir-ül Müminin salavatullahi və səlamu aleyh. Həqiqətən insan Əmir-ül Müminin zikr edəndə, yəni azamat, yəni büyüklük. Lakin gəlin baxaq, əgər insan istəsə, büyüklük kitabında, büyüklük dəftərində adın yazsın. Necə yazacaq? Necə olmalıdır? Nədir bu yol? Həqiqətən tarixin müraciət edəndə
Baxıq, kimsi adın yazdı azamat kitabında, büyüklük kitabında bir tek hususiyyədən. Misal üçün, var idi ərəblərdə Hatəmü Tayi deyərdil özünü. Bu çox bir səxavatlı insan idi. Bu xüsusiyyəti var idi ki, səxavatlı idi. Bütün tarix zikir etdi özünü. Peyğəmbər də haqqında dedi, kızına dedi. Dedi, əgər mən atayın vaxtında olaydım, özünə rəhmət göndərərdim. Nəyə görə? Bir xüsusiyyətə görə ki, səxavatlı idi. Misal üçün, Füzuli şair, hamınız tanırsınız özün. Bir tək xüsusiyyəsi vardı, şair idi. Cürbəcür, nə meydanında şair yazaydı, gözəl şair yazardı bu insan. Ona görə tarix zikr etdi özün. Hətta ərəblər də ham tanırlı özün. Cabir ibn Hayyan, kimya ilminə əsas salan, kimya ilmini yazan. Bu bir tək elmdən adı geçdi. Bu azamat kitabında yazıldı. Qoy, biz adını azamat kitabı qoyduq ki, onlardan sayıldı. İndi kimsi var bir tek xüsusiyyədən geçik, kimsi var iki, kimsi var üç. Söz buradan getmiyor, söz gidiyor. Ki vardı bir insan bütün bu güzel xüsusiyyətləri, bu güzel ləqəbləri hamısını yığıb. Bəli vardı, lakin onu zikr etməmiş. Bir şey var, bu xüsusiyyətlər, bu fazilətlər ki insanda oluyor, iki cürədir. Vardı biri insanın ixtiyarında olar, biri de insanın ixtiyarında değil. İnsanın ixtiyarındadır, misal üçün, gedib oxusun, həkim olsun. Fazilət yaxşı şeydir. İnsanın ixtiyarındadır, dindar olsun. Fazilət yaxşı şeydir. İnsanın ixtiyarında var, misal üçün, gedib şair olsun, geçsin, idman etsin, bədənin şeysi gözəl olsun. Bunlar ham fazilətli, ham yaxşı şeydir, lakin var. Bəzi şeylər insanın ixtiyarında deyil. Məsələn, birisinin gözəl səsi var, məddəhlər kimin. Bu insanın ixtiyarında deyil ki, səsi gözəl olsun. Müəyyən, bu bir nimətdir Allahdan məddəhlərə. Misal üçün, birisinin baxarsa, özün gördüyüdən ürəqiyə geçər, seversən özün. Bu nədəndir? Allahdandır. Bir nimətdir, fəzilətdir Allahdan. Misal üçün, fəzilətlərdən, şeylərdən var ki, insanın ixtiyarında deyil ki, dünyaya gelmeği, bu harada dünyaya gelir ve ölmeği, bu harada ölecek. Bu insanın ixtiyarında değil, yine Allah'ın elindedir. Ben bu misali getirdim, mahsus ki emir müminin salavatullahi ve selamu aleyhin hakkında isteyen bir şey zikredim. Düzdü, ayetler çok hakkında, hadisler çok hakkında. Lakin ben isteyen bu meseleyi emir müminin tarihinden çıxattık. Biz hemen bu mecliste yine söhbet edip bundan evvel deyibik. İbadənin baharı var. Nə vaxtdır? 3 ayın içindədir. Rəcəb, Şəbən, Ramazan. Bu 3 ay, axırıncı ki, Ramazanda bağlanır. Bu, kinə alimlərimiz deyirlər, ibadənin baharı, ibadənin yazı. Baxaq, bu 3 ayın adı nədir? Rəcəb, Peyğəmbər nə deyir? Rəcəbun şəhrullah, deyir Rəcəb Allahın ayıdır. Şəbənu şəhri. Şəbən deyir, mənim ayımdır. Sonra deyir, Ramazanu şəhrullah. Ramazan da Allahın ayıdır. Gələk, baxaq, bu aylarda nə olub? Rəcəb ayına gəlsək, iki özü Allahın ayıdır. İmam Ali aleyhisselam nə vaxt, hansı ayda dünyaya gəldi? Rəcəb ayında, Allahın ayında. Nərədə dünyaya gəldi? Harada? Allahın evində, müşərrəf Kəbədə. İmam Ali aleyhisselam hansı ayda öldü, dünyasında geçti? Allah'ın ayında, ikinci ayda. Harda dünyasında işte Allah'ın evinde. Fəbilərik əmir-ül müminin nə qədər yaxın idi Allah'a ki, Allah'ın ayı və Allah'ın evinde dünyaya gəldi və Allah'ın ayı və Allah'ın evinde dünyasında işte. Bu iki ayında arası özü Peygamberin canı idi, Peygamberin nefsi idi, müəllimi də Peygamber olmuşdu. Muhammed vəli Muhammedə bir salavat. Bilərik ki, müxtəsər şəkildə əmir-ül müminin Allahdan gəldi, Allaha getdi, arada da Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem müəllimi oldu. Müxtəsər əmir-ül müminin budur. Bütün müsulmanlar, şiası, sünnüsü, müttəfəq şəkildə mənbələrində zikr edilir ki, Əmir-ül Müminin
birinci iman gətirən idi Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm. Və o barədə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm dedi İmam Ali'nin haqqında Ya Ali, əntə əvvəlil müslimin və əvvəlil müminin. Ali'ye dedi, sən birinci müsulmansay və birinci iman gətirənsəy. Tabii, şimdi siz eşitdiniz bu söz, Peygamberin sözüdür. Lakin bu sözden ne istifade ediyor? Bu sözden istifade ediyor bir üç mesele. Birinci, iki Peygamber şahıttı, şehadet etti Ali'nin imanında. Peygamber de her geldiği şehadasını vermez. Ve şahıttı da Ali birinci iman getirendi. Bu bir mesele. İkinci mesele bilerek bu hadisten iki, Allah Subhanahu ve Teala Ali'nin imanını kabul edip. Çünkü Allah Subhanahu ve Teala kabul etmeyeydi Ali'nin imanını, peygamber şahit olmaz içine demezdi. Bu ikinci mesele. Üçüncü meseleden istifade ediyor. İki Allah Subhanahu ve Teala emir edip peygamber sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem bizi tebliğ etsin Ali'nin imanını. Allah emretmeyeydi peygamber yanından danışmazdı. Neye göre Kur'an diyor? وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيٌ يُوحَى عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقِوَى Kur'an diyor, peygamberin hakkında danışıyor, yanından danışmıyor. Kham sözü vahiydi, amali vahiydi, ettiği hareketler vahiydi. Bu sözden bilerek ki, peygamber diyende Ali birinci musulmandı, birinci iman getirendi. Bu emir de Allah'tan peygambere ki bu meseleyi tebliğ ele. Ki insanlar bilsin Ali'nin makamı nedir? Gelende ki birisinin hakkında peygamber diyende bu birinci iman getirendi. Bilek iman nedir? İman mertebelerdir. Var şimdi aramızda da var. Zayıf imanlı var, orta imanlı var, güclü imanlı var. Allah subhanahu ve teala'dan isterim herkes bu mecliste hazırdır ki bize en yüksek mertebeli imanlardan yansın inşallah. Amin. Lakin gelek bakak peygamber Ali'nin imanından danışanda ne diyor? Diyor, لو أن السماوات والأرض وضعت في كفة ووضع إيمان علي لرجح إيمان علي. Diyor, eğer semavatın ve yerin imanın bir teraziye koysak ve Ali'nin imanın bir teraziye koysak, Ali'nin imanı ondan ağır olar. Bu peygamber sözüdür. Peygamber şehadatıdır. Hele ondan da çok. Yok Ali'nin bütün imanı. Ali'nin bir tek zerbası. Hendek ma'rekasında Amr ibn Abdüvud iki geçti Hendek'i. Başladı Müslümanlara kışkırmaya. Han o dediğiniz cennet. Kim istiyor özünü cennete gönderim. Hiç kes çıkmadı. Ali çıktı özüne. Orada İmam Emirül Müminin bir tek zarba vurdu, Amr ibn Ud'u öldürdü. Burada peygamber bir söz dedi. Dedi, zarbatu Ali'nin yevmül hendek afzalu min ibadeti thekleyn. Dedi, Ali'nin hendek günü zarbası, thekleynin ibadasından üstündü. Thekleyn burada yani cinlerden insanlar. Siz bilirsiniz, thekleynde çok müminler var. Alimler var, peygamberler var, masumlar var. Yani Ali'nin bir tek zerbası ham bunların ibadelerinden üstündü. Ancak peygamberimiz özünden üstündü çünkü peygamberimiz emir verdi özüne çıksın bu marekeye. Ali'nin imanı budur. Bir tek zerbası ve kalenin çoktu ecri. Emirül Müminin salavatullahi ve selamu aleyh hususiyalarının biri özün Allah severdi, peygamber severdi. Ve bu arada gene tarihte zikrolunay Khaybar Ma'rakasında. Khaybar Ma'rakasında peygamber birinci defa Müslümanlardan gönderdi, birinci halife gitti. Khaybar'ı açamadı Yahudilerin yerin, kalasın. Sonra ikinci gün, ikinci halifeni gönderdi, gene gitti, elboş döndü, açığa bulmadı. Üçüncü gün de Müslümanlar burada kırgınlık oldu Müslümanlar yanında. Biraz korku geçti yüreklerine. Khaybar'da da
güclü farisler yani şey muharipler var idi. Harith kimin, Murhab kimin? Üçüncü gün gecesi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi: "Gaden le'u'tiyenne rayete raculen yuhibbuhu Allah ve resuluhu ve yuhibbu Allah ve resuluhu." Dedi: "Sabah bayrağı veririm bir tanenin eline, özün Allah'tan peygamber sevi ve özü de Allah'tan peygamberi sevi." Ben söhbet indi danışmayayım ki Ali'nin şecaatinden nece getti, lakin danışayım ki Allah'tan peygamber nece sevili özün ve özdence Allah'tan peygamberi sevi. Ona göre Ali'nin sevmeği terazi oldu. Ali'ni seven mümin sayılı, Ali'ni sevmeyen münafık sayılı. Ve hadis açık şekilde danışıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor: "Ya Ali, la yuhibbuke illa mu'min ve la yubghiduke illa munafiq." Seni sevmez ancak müminler, sen de istemez ancak münafıklar. Ali aleyhisselam budur. İmam Ali aleyhisselam en yakın insan idi peygambere sallallahu aleyhi ve sellem. Siz bilirsiniz, Peygamberin vaktinde olan sahabalar hamsı faziletliydiler. Yani var idişlerinde faziletli Ammar bin Yasir kimin, Mıkded kimin, Selman-ül Muhammedi kimin ve gayrileri. Lakin Ali'nin iki fazileti var idi. Bir fazileti var idi onların üstünde. Ali hem sahabaydı ve hem de ehli beytiydi. Ona göre hiç kes özünden bir mukayese olmaz. Hiç kes özünden bir teraziye koyulmaz. Hardan gelse özüne üstündü. Ve bu arada sahabeler İmam Ali aleyhisselam'a bir sual verdiler. Bu çok güzel bir hadisti inşallah. Son sözüm olar. Dediler özüne: "Ya Ali, mâ leke ekseru ashabi Resulillahi hadîfâ." Dediler İmam Ali'ye: "Sen peygamberin ashablarından en çok hadis diyen sensey. En çok peygamberin dilinden danışan sensey. Neye göre?" Burada Ali'nin bir cevabı var. Çok mühim, dikkatten cevap verdi. Hakikaten Ali aleyhisselamın cevaplarına bakanda insan dehşette kalır. Şimdi tarihte okuyanda çok ashablar var ki dille biz peygamberden sorduk, bize cevap verdi. Peygamberden sorduk, bize cevap verdi. Şimdi bu arada Ali'den sordular ki sen peygamberden soruyorsan ki çok hadis diyorsan. Bakın Ali'nin cevabına. Dedi: "Kuntu iza sa'altuhu enba'ani." Dedi peygambere sual verende, burada Ali demedi bana cevap veri. Dedi bana nübüvvet veri. Özüne sual, "Kuntu iza sa'altuhu." Lazım diyeydi ecabeni, emirul müminin demedi ecabeni. Dedi enba'ani, yani bana nübüvvet veri. Bana peygamberlik ilmi veri. Tabii bunun ne de manası? Emirul müminin burada diyeydi eğer ben sual verende, peygamber bana cevap veri, cevap yani giden günlerin eliminden özüne cevap veri. Şimdi siz bana misal için sual soruyorsunuz. Ya da ben bir izden sual soracağım. Bana bildiğiniz şey, bildiğiniz nedir, bildiğiniz giden günlerdendir. İnsan budur. Bildiği giden günlerdir, cevabını verecek. Ama geleceğin cevabını verebilirsiniz. Yok, emir-ül müminin burada diyor, peygamberden soranda geleceğin cevabını bana diyerdi. Mene nübüvvet verirdi. Ve bundan bilir ki Ali aleyhisselam giden günlerin ilmi ham özündeydi. Ve peygamberden gayb suallarını sorardı. Ve peygamber de özüne gaybi suallarının cevabını verirdi. Ona göre dedi enbe'eni. Yani peygamberliğin cevaplarını mene verirdi. Sonra emir-i müminin ne diyor? Ve izâ sekett ibtede'eni. Diyor eğer sakit kalanda peygamber özü başlardı mene öğretmeye. Peygamberlik ilmin, gelecek ilmin, gayb ilmin. Bu emir-ül müminin sözü de sahabalara. Emir-ül müminin bu makamdaydı. Salavatullahi ve selamuhu aleyh. Hakikaten sohbet çok da emir-ül müminin hakkında. Lakin isteyen bir meseleye işaret edin ve biz bu kederli gecedeyiz. Mühim bir gecedeyiz ki iki ibadi mesele var. Bir Kadir gecesi, bir de Emir Mümininin zikri salavatullahi ve selamuhu aleyh. Bu gece
ağır gecəydi bütün əhl-i beytə və əmir-i müminin sevənlərə. Lakin mən bu söhbəti salacağım inşallah Ravza oxuyanlar özləri bilindirilə belə şeyləri. İstəyən bir məsələyə işarət edim. Əhl-i beyt nə qədər hürmət edir xanım Seyyidə Zeynəbə salamullahi aleyhə. Heç istəməzli özün bir kədərli gün görsün, heç istəməzli özün bir ağır gün görsün, bir incinsin, bir sözdən, bir nəzərdən. Əmir-ül müminin yaralanında, gözün İmam Həsən, İmam Hüseyin qaldırdı, özün evə gətirində, qapıya çatanda, dedi, əndirin, istəyəm yeriyim, ayağım üstü evə geçim. Dedilər, niyə sən qalırbıq, ya Əmir-ül müminin, dedi, yox, istəmiyim xanım Seyyidə Zeynəb görsün məni bu halda. Bu qədər hürmət edirlər xanım Seyyidə Zeynəbə. İmam Həsən də belə. İmam Həsən də ki, zəhərlənmişdi, yataqdaydı. Xanım Seyyidə Zeynəb gəldi özünə geçməyə. İmam Hüseynə bir söz dedi. Dedi, ya Hüseyn, gəl bu qabı ki, qab var idi qucağında, çinə qan qusu idi. Dedi, gəl bu qalır, qabı qalır, gizlət. Xanım Seyyidə Zeynəb görməsin özün. Nə qədər hürmət edirlər. Deyirəm, ya Əmirül Müminin, ya İmam Həsən, olaydıyız Aşura günü görəydiyiz xanım Seyyidə Zeynəb nələr gördü? Necə bir gündə qaldı? Axırki üç gün tarix zikr edir, Əmir-ül Müminin iki yaralı qaldı. Həməşə içində çox Allahı zikr edərdi, çox vasiyyətlər elədi, səlamullahi aleyh. Ən mühim vasiyyətləri ki, vasiyyət etdi İmam Həsənə imamatı. Və vasiyyət etdi yetimlərə çox baxın, vasiyyət etdi namazı, vasiyyət etdi horucu. Üç gün Əmir-ül Müminin incigində fikirləşmiydi, bizlərdə fikirləşiydi, həmişə vasiyyət edirdi bizə. Bir büyük məktəb saldı bizə bu vasiyyətlərindən.